Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerini okuştuğuyla bir kengi dersimizi başlayınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safvon ibn Umayyaga ham omonlik berdi. Buni sababi İkrimani ayoli İkrimani olib kelganida payg'ambarimiz unga omonlik berganligini ko'rgan Safvonning ayoli ham kelib, "Yo Rasululloh, Safvonga ham omonlik berasizmi?" dedi. Safvon ibn Umayya ibn Halaf islomga adovati eng qattiq bo'lgan kishi va uni o'g'li. "Ha, agar musulmon bo'lib kelsa, unga omonlik beraman." Agar musulmon bo'lmasa-chi, omonlik berorasizmi? U juda ham bir qaysar odam dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Mayli men oldimga kelsin, mayli kelsin, men unga 4 oy omonlik beraman." Mana shu 4 oy ichida o'zini ishini o'ylab ko'rsin. Safvonning ayoli, "Menga bir alomat, biror bir belgi bering" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sallalarini yechib berdi. Ya'ni mana shu salla bilan Safvon ibn Umayya kelsa unga hech kim tegmaydi. Men unga bergan omonligim dedi. Ayoli Safvonni topib, unga "Rasululloh senga omonlik berdi, islomga kir" dedi. Safvon ayol aytgandek qaysar odam edi. "Menga islom kerak emas, lekin omonlikni olaman" dedi. Mana shu shart bilan Makkada bemalol tashqariga chiqib yuradigan bo'ldi. Keyinchalik bu kishi 4 oy o'tmasdan turib islomni qabul qildi. Hunayn g'azotida qatnashdi. Shunday qilib, Qurayshning sayyidlari islomga kirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganlaridan keyin 19 kun Makkada turdi. Makka fathi bilan Makkaning fathi sababli Arab jazirasida kufrning boshi uzildi. Chunki Qurayshning islomi bilan islomga kirishligidan to'silib turgan, da'vatga to'silib turgan qabilalarga yo'l ochildi. Quraysh taslim bo'ldi. Quraysh islomga kirdi. Demak, boshqa arab qabilalarini ham islomga kirishligiga yo'l ochildi. Hamda mana shu buyuk fath Alloh tomonidan bir marhamat bo'ldiki, jangu jadalsiz, qon to'kilishsiz sodir bo'ldi. Agar Quraysh musulmonlarga qarshi turganida, jang bo'lganida juda ko'p musulmonlarning qoni to'kilardi, juda ko'p haramda qonlar to'kilgan bo'lar edi. Ikrima ibn Abi Jahlni ortidan chiqib musulmonlarga ozgina qarshilik qilganligini hisobga olmaganda musulmonlar deyarli qarshiliksiz Makkani fath qilishdi. Bu ulug' fath Hijratning 8-yi yili Ramazon oyining 13-chi kunida sodir bo'ldi. Rasululloh Makkani fath qilib bo'lganidan keyin atrofdagi qabilalarga bir qancha sariyalarni yubordi. Sariyatul Mushallal Xolid ibn Valid roziyallohu anhuni payg'ambarimiz 30 kishiga boshliq qildi hamda arab qabilalari sig'inadigan butlardan Uzzoni parchalab kelishni buyurdi. Hech qanday mashaqqatsiz Xolid ibn Valid bordi va ana shu Uzzo degan sanamni, butni parchalab keldi. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hishom ibn Abil Osiy boshchiligida Xavozinni qo'rqitib kelishligi uchun qo'shin chiqardi. Hishom ibn Abil Osiy Xavozin yerlariga yetib borganida ularni jangga tayyorlanayotganligi va juda katta qo'shin bilan turganligini ko'rdi, hech narsa qilmasdan qaytib keldi. Yuborilgan sariyalarning orasida Xolid ibn Said ibn al-Osni Makka atrofidagi mushriklarni butlarni sindirib kelishni yubordi. U sahoba ham o'zini ishini bajarib keldi. Xubanni sindirgani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid yubordi. Mana Xubal Makkada ham bor edi va boshqa qabilalar ham o'zlariga mana shu sanamni yasab unga ibodat qilishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xolid ibn Validni Juzayma qabilasi yubordi. Nohaqta bir xatarli ish bo'lgan Juzayma qabilasi islomni qabul qilishgan edi. Xolid ibn Valid ularga borib islomni arz qilishligi kerak yoki urush kerak. Juzaymaliklar Xolid ibn Validni kelayotganligidan xabar topishdi-da, uni kutib olgani chiqishdi. Butun qabila chiqdi erkaklari.
ularının adetlerine göre birer bir uluğ kişinin kütkeni çıksa kutlu cenge ketiyatken de kurallarını özlerinden kurtarıp çıkarırdı. Kutlu cenge ketken de çıkışı varardı. Halid ibn Velid raziyallahu anhu ularga robora geldi. Halid koşunu bilen raziyallahu anhu cüze melikler kuralları bilen. Göya ki uruşge çıkan dek. Halid ibn Velid ularga aslimu dedi. Yani İslam geçirilerdi. Cüze melikler ana şu aslamna degen, İslam geçirilerdi degen sözde ayet olmasından onu sorduğunda sabahna deyişti. Sabah degeni babalarının dininden çıktı. Dinini özgertirdi degeni bu arada. Yani Mekke'de Türkiye'de İslam'da kabukuyen kişilerde Kureyş asabahta babalarının dininden kayttın mı? Dinini özgertirdi mi diye işaretti. Şimdi bunlar sabah ne deyişti? Yani babalarımızı dinini özgertirdik. Yani İslam'da kirdik deyişti şu yapıdan. Lekin Halid ibn Velid bu sözünü başkaça düşündü. Müslümanlar ki sabah ne dese biz kafir bulduk de düşünüşerdi Müslümanlar. Değil mi? Bana şu sözünü doğru aytama gene giden Halid ibn Velid onlarını kurallarla çıkanla gene körüp sabah ne de gene eşittirip hücum kılıçını geliyordu. Müslümanlar onlar ki hücum kıldı. Onlar ki hücum kıldı. Ve onlarını katıl kıldı. Şunda katıl bul etken paytları da onlar açtı. Aslamla. İyi de düşünüştü. İslam'a girdik deyişti. Halid ibn Velid sizler kılıçtan korkup ettiler dedi. Sizler kılıçtan korkup ettiler bu kelimeni dedi. Şunca kıldı da hammasını asir kılıp bağlap koyduk ki buyurdu. Cüzeyme kabilesi İslam'da kabul kıldığı işe kalamazsan asir kılıp bağlandı. Tünde Halid ibn Velid bunlarını kafir de kısabla geldiği için kılıçtan ötküzüştük ki buyurdu. Abdullah ibn Ömer ve başka bir kança sahabalar Halid raziyallahu anh'ın bu sözüge itaat kınadı. Lekin kaganları itaat kılıçtı, onlarının hammasını katıl kılıçtı. Halid ibn Velid raziyallahu anh'ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aldığı hatip gelip bugün işte aitiliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kattı gazablandı bu kıyan işiden. Hem de Halid ibn Velid'in kolunu üçle kötarıp Allahümme inni abrau ileyke mimme sana Halid. Allahümme inni abrau ileyke mimme sana Halid. İnne fi seyfi Halid ile rahhaqadın. Parvardigara Halid'ni kıyan işiden beni pakman. Halid'ni kıyan işiden beni pakman. Elbette Halid'nin kılıçı da cürat vardır. Yani kan akızışlıkke, katıl kılıçlıkke onun kılıçı da cürat vardır. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu masalada şubha, hata var bo'lganligi uchun, ikki xil bir ma'no var bo'lganligi uchun Halid'ni ma'lumot qilmadi, avf qildi. E'tibor beringlar. Usama ibn Zayd raziyallohu anhu hozir payg'ambarimiz masxara qilib, musulmonlarga haqorat qilib turgan kishini qatl qilganida qancha ma'lumot qildi. Bu musulmonlarni xato on bilmasdan qatl qilib qo'ygan Xolidni ishidan payg'ambarimiz men pokman deb turib bir necha marta Parvardigoriga iltijo qilyapti. Musulmon kishini qonini to'kishlik qanchalik ulug' gunoh ekanligini shunda bilsak bo'ladi. Shuning uchun palonchi kofir degan gapdan juda ehtiyot bo'laylik. Abu Mu'min degan bu munofiq bu. Nifoq akalar qalbda bo'ladi. Uni faqat Alloh biladi. Munofiqlikda ayrim alomatlarini aytgan payg'ambarimiz biz aytaylikki shu odamda munofiqlikda bir alomati bor-da va'da berib bajarmaydi deylik alomati bor deylik munofiq deb hukm qilmaylik ehtiyot bo'laylik. Hunayn g'azotidan avval sodir bo'lgan ishlar mana shulardan iborat. Xavozin qabilasi, Saqif qabilalari musulmonlar Makkani egallagandan keyin atrofdagi qabilalarni ham İslam'a çakırışı ya ki onlardan uluşluğunu juda yaxshi bilishadi. Şunun için Xavozinliklar özlerinin atrofida da katta bir koşunla canlaştı. Ta ki Müslümanlar onlarga kelishligidan avval özleri Müslümanlarga hücum kılmakçı bo'lishdi. Xavozinliklar özleri 10,000 koşun tayinlashdi. Keyinroq onlarga başka kabileler, Saqif, Banu Bakr va başka kabileler koşuldu. 20,000 doldu bular adadi. Ana şu Xavozin kabilesinin oğullardan bo'lgan, Xavozindan bo'lgan Kab ve Kilob kabileleri bu cengde iştirak etişlerden baş tartıştı.
20 minlik koşun camlandı. Endi özlerine bunlar amir tayinlashligi kerak. Bunlar özlerine amir bo'lib Malik ibn Avf isimli kişini boshliq qilishdi. Bu adamın yaşı 24 idi. 24 ga kirgan yigit 20 minlik askerini boshqarishlikka amir qilib tayinlandi. Yosh bo'lishiga qarashmadi çünkü makonati oliy edi, nasl nasabi sharafli edi, shuning uchun amir qilib tayinladi. Mulohaza ozgina. 24 ga kirgan bolani yuragini quvvat etyapti. 20 ming qo'shinni boshqargan. Biz 24 ga kirgan bolalarimizga 20 ta qo'yni boqib ketib beradigan bo'lsa, bu yalqoqligidan xolamayapti emas, ehtimol ishonmayotgandir o'ziga. 24 ta qo'ydi yoki 20 ta qo'yni boshqargan. Yoshlar, bir mulohaza qilaylik. 24 ga kirgan yigit jangi jadalga 20 ming odamni boshqarib ketgani. Endi ular mana shu ruhda tarbiya topganda, bular bu oliy janob bo'lish, birinchi bo'lish, sharaf, izzat, nas, g'urur degan ma'nolar bilan tarbiya topgan. Biz zamonimizga kelib turib, shu nima bo'lsa ham bo'lsa bo'ldi. Qanaqa bo'lsa ham zo'r yashasang bo'ldi, bu g'ururing ketadimi, izzat nafsing sinadimi, unaqa gap yo'q, hali qolmayapti o'g'il bolalarda. Ayrimlari endi hammasidamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xavozin qabilasidan xabar topib kelishligi uchun qo'shinidan bir odam yubordi. Bu odam Toifga keldi. Xavozin qo'shinining ichida yurdi, bir necha kun yurib, hamma ma'lumotlarni oldida qaytib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ishlardan g'ofil emas edi. Oldindan xabar olib turibdi. Hushyor edi payg'ambarimiz. U kishi keldi Rasulullohga Xavozinni tayyorgarliklarini xabarni berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkani ichida jang bo'lishini xohlamasdan qo'shinni tashqariga chiqishlikka, ya'ni Makkadan chiqishlikka buyurdi. Nima uchun xohlamadi payg'ambarimiz? Birinchidan haram. Qon to'kilish kerak emas yo'lda. Ikkinchidan Makka yaqinda islomga kirdi. Qurayshliklarning islomi hali yangi, mustahkam emas. Agar Xavozin kelsa qo'shin bilan hamda yangi islomga kirgan Quraysh xiyonat qilib musulmonlarga tajovuz qilsa, musulmonlarga ikki tomondan mushkila bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Makkani tashqarisiga qo'shin olib chiqishligini xohladi. Rasulullohga Xavozindan kelgan kishi xabarni aytishi bilan tashqariga chiqishlikka buyurdi. Lekin bu sahobiy xabarni olib kelishi bilan Xavozin Toifdan chiqdi. Bu haqida hali payg'ambarimizga xabari yo'q. Chunki oxirgi xabar tayyorgarlik ko'ryapti, keldi lekin chiqqanligidan xabar topishmadi. Makkadan musulmonlar chiqdi qo'shin bilan. Toifdan Xavozin qabilasi chiqdi. Makka bilan Toif o'rtasida juda bir katta vodiy bor. Bu vodiy Hunayn vodiysi yoki Avtos deb nomlanardi. Hunayn yoki Avtos. Ana shu vodiyga Toifliklar avvalroq yetib kelishdi. Malik ibn Avf musulmonlarni Makkadan chiqqanligidan xabar topdi. Mana shu joyga qo'shinni to'xtatinglar, shu yerga muaskar tikinglar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadan odam chiqardida, Makkadan chiqqanidan keyin oldiga odam jo'natdi. Hunayinga Xavozin birinchi ketib tushganligini xabarini payg'ambarimiz bildi. Demak, Hunayinda jang bo'lishligini Malik ibn Avf topdi. Va payg'ambarimiz bilardi Hunayinda jang bo'lishligini. Bundan g'ofil emas edi. Malik ibn Avf 24 yasharlik boshliq o'zini qo'shinini hammasiga buyurgan edi. Ayollarini, bolalarini, mol dunyosini, qo'y chorvalarini o'zlari bilan birga haydab chiqsin. Nima sabab? Malik ibn Avfni fikricha orqasida ayollari va mol dunyosi turgan jangchi hech qachon orqaga chekinib ketmaydi. Ularni o'zlari bilan olib chiqsa, shularni oldirib qo'ymasligi uchun, himoya qilishligi uchun jangdan qochmaydi degan fikrda edi. Endi o'ling, 20 ming askarni to'rttadan orqadan odami chiqqanida 80 ming odam bo'lib ketyapti. Endi tuyalari nimasi bo'lsa o'zlari bilan haydab chiqdi. Qo'shin itoat qildi. Ya'ni hamma narsasi bilan chiqdi 20 ming askar. Mushriklarning orasida nihoyatda bir yoshi qari keksa Durayd ibn Summa ismli bir kishi bor edi. Bu arablarni
cahiliyetteki kahramanlardan, batırlardan, cüde köp cengi cedal körgen, cengde mahur boyan kişi, leken kareydi, közüyen körmeye koyan idi. At minamasıydı. Şunun için ayarlarını salıp alıp yürürlerken, havdajge salıp alıp yürüşerdi. Duraydımda sunma, koşun gelip cahilaşkenden ki, az gene vakitten ki ayarlar, bolalar, koy kozalar, tüyalar, avazını eşitti. Men nima eşitti yapman dedi. Ayollar, bollar, nima qilyapti bular? Unga javob berishdi, Malik ibn Avfning buyrug'i dedi. Chaqiringlar menga Malik ibn Avf. Malik ibn Avf olib kelishdi. Duraydimni summa Malik ibn Avfga ayollarni, bolalarni, hayvonlarning ovozini eshityapmanmi? Nima bu dedi. Malik qochib ketmasliklar uchun shunday qildim dedi. Ya'ni bu aytganimizda taşlar kaçıp gitmesini için kıldı. Durayt, katalaki Allah dedi. Allah seni halak kısın dedi. Sen cenginle ne meykenliğini düşünmüyorsan eken dedi. Biz bilemiz cenginle meykenliğini. Biz cengi ahledemiz dedi. Ahir dedi Durayt. Mağlup bulgen kişini bırağın bir nesle tohtatıp kalalıydı mı dedi. Sen cenginle ne meykenliğini bilmiyorsan eken dedi. Çünkü mağlup bulgen koşunun arkasında ayalı balası türgenliği tohtatıp kalamaydı. Durayıp, kaytiler arka gedi. Bunlaka ayollar bulan, mağlı mülkü bulan, farzantlar bulan çıkıp olmayıdı, kaytiler arka gedi. Havazın koşunu, durayıdımını, sunmanı, buyruğu itaat kılıp, arkaya kaçışlık hareket kılıp aldı. Şimdi mağlı girdiğini al, koludan emirlik çıkıp gitti. Özünü nakulayı kıskıldı. Koşun keçişke tergeli körekken de, havazın sayıdlarını çakırdı da, hammasını yıkılgenden ki, kılıçını alıp, sopunu yerge koyup, üçünü, özünü köhreye takadı. Ayıttı ki, eğer menge itaat kılmasaylar, hazır özümü katıl kılamam dedi. Havazın sayıdları nakul ahvalda kalıştı. Duraydı Müslüman itaat kıladı mı? Ya ki, Malik ibn Afgan. Ahire, onların maslahatı şunu buldu ki, Durayt, kar kişi, közüyem aciz, cengini başkarış koludan kemiydi. Eğer Malik'e itaat kılmasak, aramızı ihtilaf düşerdi. Meyle yaş bulsa hem Malik'e itaat kılaydı işte. Şimdi kılı Malik'in ne affında sözü bilen, ayollar, bu